İhalenin taşınmazlarla ilgili kısmına geçiyoruz. Son başvurular geldi. Geliyor. Şimdi ihalenin taşınmazlarla ilgili kısmına geçiyoruz. Başvuruya göre alacağız. 3 numaralı taşınmazımız tek başvuru sahibi var. Emre Ünal, Cuma Mahallesi, Zemin Kat, 8 Noğlu Dükkan için müracaat etmiş. Sizi şöyle alalım ön kısmı. Gayrimenkul satış şartnamemizi zaten katılımcılar okudu, kabul etti. Fakat bir defa izleyiciler huzurunda okuyacağız. Bir defa okuyup tekrar onaylanacak. Evet, satışı yapılacak taşınmazların arka tarafta listesini görüyorsunuz. Ben maddeleri okumaya geçiyorum. 2880 sayılı kanun 45. maddesi gelince Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda satışlar yapılacaktır. Satılamayan gayrimenkullerin 13 Haziran 2024 Perşembe günü yine aynı yer ve aynı saatte ikinci kez ihale yoluyla satışı yapılacaktır. İkinci ihale sonucu satılamayan gayrimenkullerin ise pazarlık suretiyle satılması için 15 gün içinde Gördes Belediyesi Emlak İstimal Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir. Başvurular sonucunda encümen kararı almak suretiyle satış gerçekleştirilir. Gayrimenkul taşınmaz satışı artırma payları 5000 Türk Lirası altında olmayacaktır. Taşınmazlara tahmin eden bedelleri ve geçici emlak miktarları yukarıda tabloda açıklandığı gibidir. İhaleye katılmak isteyenler gerekli belgeleri 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.30'a kadar belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer ihale tarihleri için ihale saatine kadar geçici emlakları yatırarak başvuru yapmaları gerekmektedir. İhaleye katılabilmek için 2880 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları idarece karar tarihinden itibaren en geç 15 iş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İdarece karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İdarece onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş gün içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imza sağlamak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütle mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararlarının idarece iptal edilmesi halinde de durum istekliği aynı şekilde bildirilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdik vekaletnameye haiz bir vekil gönderemeyen istekler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İhale sonucunda en uygun teklif veren istekli ihale sonucunun tarafına tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde satış bedelinin %6'sı tutarındaki kesin teminatı yatırmak zorundadır. Kesin teminatı süresinde yatırmadığı takdirde ihalesi iptal olur ve yatırmış olduğu geçici teminat gelir olarak kaydedilir. İhale sonucunda en uygun teklif veren katılımcı ihaleden vazgeçmesi durumunda diğer uygun teklifler sırasıyla belediye encümesi tarafından değerlendirilecektir. Geçici teminatlar ihale sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. İhale üzerinde kalan istekli 30 gün içinde taşınmaz satış bedelini ve KDV'sini tek seferde ödeyerek idareyle sözleşme imzalamak zorundadır. Satış bedelini peşinden tek seferde tamamını ödedikten sonra alıcı idarenin verdiği 30 günlük süre içinde tapu tescilini ya da kat irtifak tapusunu adına almak zorundadır. Aksi takdirde meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. Bu zorunluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat gelir kaydedilir. Taşınmaz satış bedeli idarenin verdiği süre içerisinde ödenmezse satışlar iptal olur, kesin teminat gelir kaydedilir. Tüm satışlardan doğacak vergi, resim, harç, katkı payı, tapu masrafları, abonelik ücreti ve benzeri giderler alıcı tarafından karşılanacaktır. Taşınmaz mallarının fuzuli işgal altında bulunması halinde belediye fuzuli işgali bu taşınmaz mallarının tahliye için hiçbir sorumluluk yüklemez ve müşteri bunu belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal işgal edilmiş haliyle satıcı da idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallede satışı yapan idare yetkiliyle alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağı da taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazım da var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir. Bu işin ihalesine teminatı yakan gerçek ve tutan kişi işin tekrar ihalesi edilmesi halinde ihaleye iştirak edemez. Taşınmaz malın satışında ihale üzerinden %5,69 oranında alınan karar türlü tutarı tahsis edilecektir. Satışı yapılacak arsa ve arazi üzerinde yürürlükteki imar mevzuat ve diğer yasal mevzuatlar uygun olarak yapılaşma yapılabilecektir. Uygun mevzuat gereği kamu kurumlarının görüşü neticesinde uygun bulunmayan arsa ve arazilere yapılaşma izni verilmeyebilir. Bu konuda belediyemizin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Belediyemiz tarafından daha önce kiraya verilen satışı yapılacak tarla üzerinde ikili ürünlerin hasadı yapılana kadar kiracılara müsaade verilecek ve kira talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması veya kiracı bulunması halinde belediye fuzuli işgal veya kiracının bu taşınmazdan tahliyesi için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu belediyeden isteyemez. Kiracı olması halinde tapu devri yapıldıktan 15 gün içerisinde noterde ihtar çekerek tahliye işlemini başlatabilir. Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin üzerlerine belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu yararı göz önünde bulundurularak konulmuş ya da konulacak şerhe alıcı kabul etmiş sayılır. Bu şartname ve hükmü bulunmayan hallerde 2886 sayılı belediye ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhaleye girenler bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır. Şartnamenin tatbikine doğacak her türlü ihtilaf gördesi mahkemenin nezdinde ve 2880 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde halledilecektir. Şartnamemiz bu şekilde. Şimdi müracaat sırasına göre Cuma Mahallesi Zemin Kat 8 nolu dükkan Emre Ünal tek katılımcı var. Evet Fatih Bey'i tartıştık. Evet Emre Bey, muammen bedeli 750 bin Türk lirası, artırma payları 5 bin lira. Buyurun. 755 bin lira. 755 bin lira. Teklif verdin. Tek beş, katılımcı. Yani 5 bin lira da biz ekleyebiliyor muyduk? Ekleyebiliriz istedik. Teklifi veren katılım yani alıcı. Yok siz eklemiş. 760 bin lira. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beşevil Mahallesi Tapu'nun 102 adı 22 parselinde 290.73 metre kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz 4 tane talipli var. İsmail Can Erol, Mustafa Karaman, Hidayet Güzel, Hakan Gündoğar. Burada sırasıyla İsmail Bey'den, daha sonra Mustafa Bey'den, daha sonra Hidayet ve en son Hakan Bey'den teklif alacağız. Muammen bedeli 400 bin Türk lirası. İlk olarak İsmail Can Bey, sizden başlıyoruz. 410. 410. Mustafa Bey. 425 bin. 425 bin. Hidayet Bey. 430. Hakan Bey? 435. 435. Evet, İsmail Bey'i seviyorduk. 500. Evet, 525 bin. 525 bin. Hidayet Bey? 550. 550 bin. Hakan Bey? 560 bin. 560 bin lirası. İsmail Bey? 580. 580 bin İsmail Bey'den. Evet. 600 bin. 600 bin Mustafa Karaman. Hidayet Bey? 610. Hidayet Bey 610 bin TL. Hakan Bey? 615 bin. Hakan Bey 615 bin Türk lirası. İsmail Bey 615 bin şu anda. 650. İsmail Can Erol 650 bin Türk lirası. 660 bin. Mustafa Bey 660 bin Türk lirası. Hidayet Bey 65. 665 bin. Hakan Bey 670 bin. 670 bin. Hakan Bey, evet, İsmail Bey 670 bindi. 700.
İsmail Bey 700 bin. 715 bin. Mustafa Bey 715 bin. Evet Hidayet Bey. 725. Hidayet Bey 725 bin. Hakan Bey. Hayırlısı olsun. Çekildi Hakan Bey. Evet 725 binden sonra İsmail Bey. 735. 735 bin. 750 bin. Mustafa Bey. 700. Konuyu öğrenebilir misin? 750 bin değil mi? Evet. Hidayet Bey. 760. 760 bin. Hidayet Bey. 800. Ben soracağım. İsmail Bey. 800 bin TL. 810 bin. Mustafa Bey 810 bin TL. Hidayet Bey 815. 815 bin TL. Evet İsmail Bey 850. İsmail Bey 850 bin TL. 875 bin. Mustafa Bey 875 bin TL. 880. Hidayet Bey 800 80 bin TL. 900. İsmail Bey 900 bin TL. 905. Mustafa Kahraman 905 bin TL. Hidayet Bey 910. Hidayet Bey 910 bin TL. Evet İsmail Bey 920. 920 bin TL. 925 bin. Mustafa Kahraman, pardon, 925 bin. Evet. Hidayet Bey. 930. 930 bin TL. Bir saniye. Hidayet Bey en son 930 binde kalmıştı. Evet İsmail Bey. 950. 950 bin. Hayırlısı olsun. Mustafa Bey çekildiniz. Evet Hidayet Bey. 955. 955 bin. Evet İsmail Bey. Hayırlısı olsun. Evet, Hidayet Bey 955 binine teklif verdiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İkinci taşınmazımız Kavakoz Mahallesi'nde tapunun 599 ada, 599 parselinde 261 metrekare arsa vasıflı taşınmaz. Tek talipli var Ali Arma. Muammer Bedri'miz bu arsa için 200 bin TL, artırma payılarımız 5 bin TL. Teklifinizi bekliyoruz. 205 bin.
Bayram Bey'in teklifiyle beraber. Yani 5000 de bizim arttırma yetkimiz oluyor. Ucun aslında iyi 5000 ya. İyi mi? İyi bence. Tamam o zaman ne diyelim, hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun, 205.000 TL ile. Evet, üçüncü taşınmazımız Kızıldağ Mahallesi Tapu'nun 515 parselinde arsa basıklı taşınmaz. Muammel bedeli 340.000 lira. Tek başvuru Zekeriya Işık. Zekeriya Bey, şimdi bu taşınmaz üzerinde 3 tane ev var. Biliyorsunuz. Bunlar haberi var mı diğer arkadaşların? Sizin evde orada mı? Sizin adınıza mı alacaksınız? Yani bunu sonra ifraz etme şansınız yok. Yani biz ifraz olsa zaten belediye olarak biz bunu ifraz edip 3 aylık arsa olarak satardık. Kadastro mevzuatı buna izin vermiyor. Onun için yarın tapuda sıkıntı yaşarsınız. Bunu burada bilmiş olun. Yani hisseli olarak katılmanız daha doğru bence. Ama onu işte bugün tek kişi alırsanız tek kişi de kalır bu tapu. Yani isterseniz bir sonraki Fatih ne yapalım bir sonraki iadeyi. Yani biz zaten vatandaşın mağdur olmaması için gerekli açıklamayı yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya ortak katılabilirsiniz. Ortak katılırsanız herkesin ismi tapuda yazar. Bir kişi alırsa bir kişi alır. Bir kişinin ismi tapuda olur. Sonra da ifraz etme şansınız yok. Kadastro mevzuatı buna el vermiyor. El vermediği için biz orayı ifraz edemedik. Tek parça olarak kaldınız. Siz hisseli olarak başvuru yaparsanız... Yani hisseli ailesi... olarak başvuru yaparsanız bir sonraki ne zaman... Pazarlık usulüyle, evet. Ne yok? Yani tekrar çıkartırma olacak önümüzdeki hafta. O şekilde müracaat edin. Herkes tapusunu alsın derim. Mağdur olmamamız için. Herkes tapu tabii ki. Herkes tapuda üçünüzün de ismi yazar o zaman. Direkt hisseli olacak ama değil mi? Tabii. Herkes hissesi oranında tapuda pay sahibi olacak. Böyle bir kişi almış olur. Sonra da tapuyu bölme imkanınız olmayacak. Yani o zaman katılmayacaksınız. Yani çekilebilirsiniz. Çekilebilirsiniz. Yani gene de siz bilirsiniz. Yani tabii alt bir tercihsiz bir şey veriyoruz. Yani biz bunu söyleyelim. Uyarmış olalım. Yarın mağdur olmayın. Tamam, peki. Tamam. Evet, çekildim olarak aldım. Bize de sana. Diğer taşınmazımız Yeniköy Mahallesi, tapunun 324 parselinde kayıtlı, 11.400 değil mi arkadaşlar? 11.400 metrekare arsa basıklı taşınmaz. İlk müracaat Emre Ünal, ikinci müracaat Ali Güney. Evet hocam.
Beyazıt, iki katılı biz var. Emre Ünal ve Ali Bilek. Muhammed bedelimiz 255.000 Türk lirası. İlk önce Emre Bey'den birinci olarak tek tepizi alacağız. 255.000 Muhammed bedel. Buyurun Emre Bey. 260.000. 260.000. Ali Bey. 265. 265.000. Evet, Emre Bey. 270. 270.000. Evet, Ali Bey. 275. 275.000. Evet, Emre Bey, buyurun. 280. 280.000. Ali Bey. 285. 285.000. Emre Bey. 290. 290.000. Evet, Ali Bey. 295. 295.000. Emre Bey. 300.000. 300.000. Evet, Ali Bey. 305. 305.000 lira. Evet, Emre Bey. 310. 310.000. Evet, Ali Bey. 315. 315.000 lira. Evet, Emre Bey, buyurun. 315.000 lira. 320. 320.000. Ali Bey. 325. 325.000. Evet, Emre Bey. 330.000. 330. Evet, Ali Bey. 335. 335.000. 350.000. Emre Bey, 350.000 TL. Ali Bey. 355. 355.000 lira. Emre Bey, 360.000 lira. Evet, Ali Bey. 365. 365.000 Ali Bey. Evet, Emre Bey. 380. Emre Bey, 380.000 lira. Ali Bey. 385. 385.000 lira. Ali Güney. Evet, Emre Bey. 400. Emre Bey, 400.000 TL. Ali Bey. Çekiliyor. Ali Bey, çekildi. Emre Ünal, 400.000 TL. Üzerinizde kaldı ihale. Hayırlı olsun. 400.000 TL. Hayırlı olsun Emre Bey. Şimdiki taşınmazımız Güneşli Mahallesi Tapu'nun 5897
Parsa elinde kayıtlı. 42.71 metrekarelik. İhtas bir parsel. Sami Çeliz. Sami Bey, hoş geldiniz. Muammen bedelimiz 50.000 TL. 5.000 lira artırma peynirimiz. Evet, teklifinizi alıyoruz efendim. 5.000 artırıyoruz. 5.000 de sizin indirme yetkisi. Evet. Bu da var mı? Tamam, 55.000. 55.000 Türk lirası. Hayırlı olsun diyoruz o zaman. Bizim de var. Var mı? Biraz daha, sen 45'e çek. Tamam. Tamam, hayırlı olsun. 55.000 Türk lirası, hayırlı olsun. Yani son taşımazımız, o da Güneşli Mahallesi, 5898 parsel numarasıyla kayıtlı, yol artığı 42.71 metrekarelik taşınmaz. Tek müracaat var, Ümmet Ali Demirtaş. Onun da muammel bedeli 50.000, artışımız 5.000, 10.000 de yapabiliyorsunuz. 55.000. Ümmet Ali Demirtaş, 55.000 TL. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ha şimdi diğer taşımazlarımız var, müracaat yapılmayan. Bu süreçte ihalenin ikinci kısmı 13 Haziran 2024 Perşembe günü aynı yerde, yani bu salonda saat 14.30'da. Diğer satışı olmayan taşınmazlarla ilgili ikinci oturumumuz. Müracaat etmek isteyenler o tarihte katılabilirler. Şu an ihaleyi bitiriyoruz. Teşekkür ederiz, hayırlı olsun.